Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, ben Yakut Paşa. Gördüğünüz gibi yeni bir oyun serisine karşınızdayım. Yine bir Frostpunk oyun serisi olacak bu yeni serimiz arkadaşlar. Bu üçüncü Frostpunk oyun serimiz. Bu sefer Arkham senaryosunu oynayacağım. Burada amacımız soğuğa karşı tohumları korumak. 4 tane bina var. Korunması gereken, onun içerisinde tohum bulunuyor. Demin de dediğim gibi bunları korumak lazım. Tabii neye karşı? Soğuğa karşı. Buna bir hazırlık yapacak. Şunu da baştan söyleyeyim. Önceden oynamıştım var bir yere kadar. Amacım gidişatını az çok öğrenip başarısız olmamak için. Nereye kadar oynadım? Fabrika planlarını bulana kadar. Fabrika planını bulduktan sonra arkadaşlar durdurdum ve video kayıtlarına başladım. Evet, bunu da açık net söyleyeyim dedim. Şimdi ilk önce arkadaşlarımızı güzel bir şekilde görevlendirelim. Tahtaya gitsinler, otomaton kömür toplasın, demir de toplanması gerekiyor. Çalışmaya başlasınlar, tamamdır. Şimdi teknoloji araştırmak lazım. İki tane hemen inşa edelim. Burada ısıtılması lazım diyor bir seviyede. Şimdi 50 tane tahta toplansın ev inşa edebilmek için. Bunlar inşa edilecek ileride. Çok güzel, bayağı bir tahta toplandı. Hemen inşa edelim. 1, 2, 3. Bir yer bırakıyorum, ileride başka bir bina inşa edeceğim çünkü bir de. Çok güzel, bir tane de hastanın arkadaşı için ilk yardım çadırı. Bir şey unutuyordum, yasa. Evet. Çorba yasası. Çünkü gıda üretiminde bir sıkıntımız olacak. Size göstereyim hemen. Ya büyük bir sıkıntı yok. Çözüm yolu var. O da avcı kulübesinin olmaması sıkıntı. Ama dediğim gibi öyle büyük bir sıkıntı değil. Başka türlü gıda üreteceğiz. Sonuçta. Şimdi elimizdeki gıdayı değerlendirmek isterim. Yakında jeneratör açacağım. Otomatonun gücü bittiği zaman. Daha yeteri kadar gücü var. Birazdan bilgi gelir. Ya biliyorum canım. Şu anda gerek yok abi. Yani onun için açmıyorum. Ha, otomaton durdurdu çalışmayı. Dediğim oldu. Evet, çok güzel. Güzel. Hastamız olmadığı için bir şey yapmıyorum. Araştırma. Ama araştırma merkezi mi, araştırma binalarına yerleştireceğim. İlk araştıracağımız şey arkadaşlar hızlı kaynak toplama olsun. Evet. Tamamdır. Hızlı araştırmaya bakacağım. Onun için 10 tane mühendis görevledim. Onun için 2 tane inşa ettim. Hastamız var. Buradan alalım. Hastaya bakım yapısın. Çok önemli. %50. İyi, sıkıntı değil. Geldim. 2 tane hastamız var. 2 gün içinde iyileşir diyor. Bu 2 gün beni aslında sevindirmedi. 2 gün biraz fazla zaman gibi geliyor bana. Şöyle alalım buradan. Fark eden bir şey olmaz galiba. 3 güne çıktı. Böyle kalsın. 2 hastamız var, 3 tane. Adam başı bir tane bassa aslında fena olmaz diye düşünüyorum. Kalsın böyle. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Evet. Çalışma saatlerini uzatmaya bakacağım. 24 saat çalıştığımı düşünmüyorum hiçbirini. Çünkü mühendisleri ölüme göndermek doğru olmaz. Sadece çalışma saatlerini uzun tutacağım. Onu şimdiden söyleyeyim. Bayağı bir tahta topladık. Böyle de kalsın. Tahtada toplayalım bir süre. Araştırma için büyük ihtimal lazım olacak bize. Çok güzel. Şimdi signal istasyonu inşa edelim. Heh, burada. İnşa edemeyeceğiz. İlk önce araştıracağız. Sonra inşa edeceğiz. Evet. Onu yanlış dedim işte. Çok güzel. %100 mü çalışıyor bu? Göstermiyor artık. Aa, 30 tane arkadaş işsiz kalmış.
Hemen değerlendirerek boş durmak doğru olmaz. Yakında hava soğuyacakmış. Buna karşılık arkadaşa şöyle yok depo değil pardon. Toplama alanları inşa edeceğim. Kaynak toplayabilmek için. Boşa kaynak gitmesin diye uğraşıyorum. Ama alana girmeden de maalesef tahtanın bir kısmı araya gitti. Arkadaşlar başka iş imkanları sunulması lazım ileride. 5 tane arkadaş bu işsiz mi kaldı? Bana böyle geldi. Öyle gözüküyor şu anda. Sıkıntı yok. Daha iş imkanı sunabiliriz herkese. İyi ki akşam bu olayı fark ettim. Biraz fazla hızlı oynuyor olabilirim arkadaş. Evet. Yeni bir yasaya gidebiliriz. Çalışma saatlerini uzatacağım. Evet. 1 2 Çalışan yok ama ileride olacak. Bunlar da aynı şekilde. Abi zaten soğuk. Evde oturup ne yapacaksınız? Bunu da çalışma saatini uzatıyorum bilerek. Bunda çalışma saati gerek yok zaten. Otomatonda zaten durmadan çalışıyor. Evet biraz mutsuzluk falan oluştu. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Saat 6'da çalış. Abi ne güzel sıcakta çalışıyorsunuz. Kafanız dağılı falan. Yani. Tabii adamlar da haklı da bakarsanız. Şimdi orada bir şey kalmadı. Şöyle gelinsin. 5 tane daha arkadaş işsiz. Şurada bir şeyler var. İlk önce dışarıda bulunan kaynakları topluyorum diyecektim. Şunu inşa edelim hemen. Şimdi tahta, demir ilk önce demir bitti mi? Demir burada 57 tane var. Burada 57 tane demir var. Tahta var bayağı. Kömür de var. Demir kaynağımız kalmadı. Kömür burada da var. O zaman demir üretmek için bir bina inşa edelim. O da şu olacak. Tabii ki. Artık araştırdık. Aklıma bir şey geldi, unuttum. Sanmıyorum sıkıntı olacağını ama bir seviye daha yükseldiğimiz sorun olabilir. Açık konuşmak gerekirse. Ne oldu? İnşa edildim. Daha inşa ediliyor. Şey olabilir. Bunu hemen araştıralım. Isıtma sorunu yaşayabiliriz. Buna karşı. Bunu da inşa edelim. Mi? Hemen. İleride lazım hocam ama şu anda dur iş imkanı sağlamak lazım belki. O kaynaklar topladım. Nerede çalışacağız o kadar adamı? Yani. Evet. Bu önemli. Burada 15 tane. Burada 15 tane. Burada 5'ini verdik. 10'unu verdik. 15 tane daha iş yok. 15 arkadaş için daha iş lazım olacak. Lazım olmaz. Çünkü burada. Evet tamam. O tam oturuyor. Çok yakında hava sıcağını öğrendik. Teşekkürler. Yeni bir yasa. Şu anda aslında bir sıkıntı yok. Sağlık konusunda. Bunu inşa etmek için buraya işte. Araştırdım. Çok güzel. Boşta kalan şu anda kimse yok. O zaman şöyle yapalım. Buradan çekelim şimdi. Hop. Gel bakalım sen. Çok güzel. Ne oldu? Sturm am Horizont. Sturm şey oluyor arkadaşlar. Yıldırım değil. Türkçesi neydi? Yani kötü bir hava geliyor. Soğuk bir hava geliyor. Şundan bahsediyor. Buna karşı bir hazırlık yapmamız lazım. Daha çok günümüz var aslında. Çok güzel. Arena inşa edildi ya. Arkadaşlarımız
Mutlu oldum. Güzel. Şimdi bunun da çalışma saatlerini yükselteceğim. Tahta var, kömür var. O zaman bir ısıtma olayını daha çözelim biz. Bir şey daha araştırsın istiyorum. O da şu olsun. İyi, güzel. 15 arkadaş işsiz kaldı. Dediğim gibi oldu. Burada fazla tahta yokmuş aslında. İleride biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Sorun değil. Başka tahta toplama imkanı sunarız arkadaşlar olmazsa. Evet. Onun yolunu da yapalım yavaş yavaş. Örneğin mesela şurası olabilir. Ne oldu? Bir otomaton boşta kaldı. Buradan alalım mühendis. Aa say bak o dışarıda tutmayan mühendisleri. İyi aklıma geldi valla. 30 tane demir, bir tane damfken. Tamam o zaman ikinci bir keşif grubu lazım olabilir. Onun için bir araştırma var. Ona gitmek isterim ama ondan önce tahta sorunumuz olmasın diye bunu araştıracağım ve bir yer inşa edeceğim. Evet, otomaton iş yeri de lazım. Bu önemli. Yo şu anda durum iyi. Aa biliyorum ne demeyiz. Yo şu anda iyi durum. Sıkıntı yok. Neler inşa edebiliriz? Bunu inşa edebilir. Önden bir hazırlık yapsak mı? Onu düşünüyorum şimdi. Aa ikisi birbirini kapatamıyor. Ya zaten ileride iptal edilir de bu. Şuraya inşa edelim bir tane. Gerekirse oraya inşa ederiz. Kapatacağım. Amacım bunları çalıştırmak değil. Kapat. Acil durumda açacağım. Aslında bunları geliştirme imkanım var mı? Üçüncü seviyede. Ne tür geliştirebiliriz onu hatırlamıyorum şu anda. Sıkıntı yok. Bir otomaton gelecek. O güzel. Görevi tamamlamaya bakalım. Bir otomaton ya çok güzel. O zaman kömür toplama meselesine de el atalım biz. Ondan sonra otomaton sayısı yükseliyor çünkü gittikçe. Bazı tahtalar araya gidiyor diyor. Gitsin. Çok sayıda tahta toplanırsa. Evet. Otomaton için iş yeri ayarladım bir tane. Yeni bir yasa. Yeni masa olarak da Viet Sauce gerek yok aslında şu anda. Ceset ölü olsun istemiyorum. Olursa diye ne olur ne olmaz. Onu hemen düşünelim. Mümkünse şöyle arkaya bir yerim yapalım. İnşallah pişman olmam oraya inşa ettiğim için. Şu anda bir otomaton boşta ise çalışsın diyeceğim. Bir mühendis boşta. Evet gördüm. Bitti mi ki kaynak? Evet. Bitti. Şimdi diğerlerine ileride iş imkanı sunabilmek için
tane daha mı inşa? Yo, aslında kömür şeyi inşa etme fırsatı geliyor. Otomaton üreteceğim ama ileride onu da düşünmek lazım. Ben bundan inşa edeceğim bir tane. Şimdi merak ettiğim şey var. Buraya şöyle sığmıyor, böyle sığar ama. Ama yanına koymak istemem. Önüne koyacağım direkt. Mümkün olduğunca. Şöyle inşa edek. İki tane olsun isterim. Diğerini iptal edeceğim. Daha sonra. Araştırma doğru. Bunu araştırdık, bunu araştırdık. İkinci seviye geçelim. İş yeri sıkıntısı olmayacak. Böylelikle herkes için iş bulunacak. Şimdi keşif için de araştıracak. Oo, bayağı bir kaynak. Fabrika planlarını buluyoruz arkadaşlar burada. Evet. Bundan sonrası arkadaşlar durumu bilmiyorum artık. Onu söyleyeyim. Yani tam olarak ne olacak filan. Çok güzel, fabrika planları bulundu diyor. Bir fabrika planını getirin, fabrika inşa edin ve otomaton sayısını 3'e çıkarın diye çıkarma imkanımıza. Tabi bunlar yapabilmek için de ne yapmamız lazım? Depo inşa edelim ilk önce, çünkü kömür dolmuş. Burada tahta var diyor. Tahtayı yıkmak istemem. Sıkıntı yok. Bir tane de şey inşa edelim. Ağaç kesme. Ya da dur dur. Otomaton daha fazla demir lazım olacak büyük ihtimal. Gelen otomaton için şöyle bir şey inşa edelim. Tahta. Evet, tahta da lazım olur diye düşünüyorum. Daha fazla. Şunlar aslında kesmek isterim ama burayı inşa edelim. Bir de oraya alalım. Yani tahta da olsa araya gitsin istemiyorum. Şimdi fazladan kömür toplayabilmek için şöyle bir şey yapalım. Şu anda ekstra en fazla kömür toplayabiliriz. Evet, inşa edilmiştir. Bunları bilerek boş bırakıyorum şu anda. Çünkü gerek yok. Daha fazla kömür mühendis görevlendireceğim. Evet. Odide gıda sorunu oluşabilir bir yakın zamanda ya. Buna gerek yok şu anda. Radikal bir anda gerekse amputasyon yapılsın. Gıda sorununa hiç dikkat etmedim ben. Ben bir an önce arkadaşı araştırmam gerekiyor. Oo, işte. Sıkıntı başlıyor. Ama sorun değil, ısıtabiliriz. Hızlandıralım. Şimdi. Hayır, bu değil. Bak bak bak, yiyecek azalıyor. Bizim bir araştırma var, onu araştırmamız lazım acil. İş yeri açıldı çoğu için. Evet, unuttuğumuz bir şey vardı. Onu bir an önce halletmemiz lazım. Şimdi dışarı sadece kömür çıkartsınlar. Ben hemen gıda sorunu çözeyim. Şunu araştırın, inşa edin, gıda üretelim hemen. Evet, o sıra kömür çıkartsınlar, boş durmayalım. Çok güzel. Bayağı bir kaynakla geldi. Sen şimdi şuraya git bakalım. Fabrika inşa edilsin. Yeni iş imkanları sunuyoruz. Bu çok güzel. Hadi bakalım. Dur. Dur dur, buraya değil. İleride buraya inşa edelim.
İleride buraya bir neydi onu? Dump Centrum yaparız. Isıta binmek için orayı. 6 tane oldu. Çok güzel. 6 tane otomaton inşa edebiliriz. 5 tane inşa edip bir tanesini bırakalım onu. Otomaton geldi. Hayırlı olsun. Şu anda kömür sıkıntım yok. Daha fazla tahta toplamaya gidelim. Bana hemen bunu buraya inşa edelim. Yeni araştırma olarak da daha fazla keşifçi araştıralım. Yakın zamanda işte Dump Centrum şimdi lazım olacak bize. Açalım bunu. Kapat. Şimdi otomaton inşa etmeye başlayalım. Ama ilk önce o daha ucuz olması için mi ya gerek yok. Aslında bilemedim. Bilerek bekleyip daha geç mi üretsem? Dört tane otomaton. Bir otomatonu bedavaya getiririz. Ama kaynak sorunumuz yok. Araştırmayı beklemek doğru olmaz. Onun için şimdi dört tane yapıyorum. Buradan dört mühendis çekiyorum ve bu bölüm burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar, önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.